Evet, Tevfik Kadıoğlu bulvarındaki esnaf arkadaşların yanındayız. Biz biraz önce çalışma sahasında çalıştık ve geldik. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ahmet Yürürkal. Ahmet abi, sevgili başkan 90 günde bitecek dedi. Evet. Ayın 10'unda temel atma töreninde dile getirdi. Evet. 90 günde biter mi? Zannetmiyorum. Zannetmiyorsun. Evet. Peki. Ama şirketin çalışması çok güzel. Yalnız belediyenin yapacağı işlerde çok geride sınıfta kaldı belediye. Altyapımızı yapmadan adamlara iş veremiyor. Bu şekilde. Altyapı derken? Altyapı bak, elektriği çekecek, buraya alacak. Buranın altyapı sularını alacak, tekrar su yapacak. Altyapıyı döşedi ama yarım. Yarım döşendi. Evet, nasıl olacak yarın bir gün köprü, kavşak yapılırsa ya işte, tekrar bir daha mı yıkım? Yıkmayacak. O zaman o da belediyenin sorunu. O zaman ne yapacak? 90 günde bitmez, 200 günde biter. Bu şekilde. Mağdursunuz yani. Değil mi? Ya, mağdur. Bak burada bir sürü esnaflar vardı. Herkes, hepsi kapattı. Ne yapacak adam? Şurada şu vaziyette ne yapacak? Sen olsan ne yaparsın? E peki belediye bu mağduriyeti gidermek için... Bir defa adam saldılar. Zabıtayı saldılar. Burada mağdur olan esnafları arkadaşlardan bilgi aldılar. O gün gidiş, o gidiş. Bir daha gelip bir daha alınızı, hatırınızı soran var. Yok. Yok. Ne gelen var, ne gelen var, soran Kurban yok. Bayramı geliyor. Biz, onlara geliyor, bize gelmiyor. Şekilde. Onlara geliyor. Evet. AKP'ye bayram var, bize evet, yok. Doğru. AKP'ye bayram, bize yok. Hani... Neden? Aha halimiz, bak ben burada esnafım 13 yıllık. Dükkanıma tamirciyim. 40 seneden beri bu işle uğraşıyorum. Ne yapayım ben bundan sonra? Daha mı çıkayım? Bunu mu istiyorlar yani? Mesleği bırakın veya kendilerinin belirlediği bir şeyi mi yapayım yani? Ne yapayım? 40 seneden beri bu işe emek mi edeyim ben? Dükkanımı mı kapadım? Ben 4 tane çocuk olayım. Oradan konuşmasını biliyor kendiler. Gelsinler de biraz da bize şey yapsınlar. Aa dükkanım çek. Aha tamirhane. Ben bu set tamirsin. Bu yüreğe nasıl motor bisiklet girecek? Bu mağduriyeti gidermek için belediye hiç olarak şey, size hiç, bir maddi hayır, destek... Hayır, hiçbir destek vermediler. Hiçbir destek yok. Sezonumuz güme gitti. Kışın zaten benim işim olmaz. Güme gitti. Ne yapacağız? Sabah bir gün varıp belediyeye şey mi yapalım yani? Biz susmuyoruz ama belediye ha babam kendi çalıyor, kendi oynuyor. 23'te biz de bakacağız inşallah. Ve de ben 35 seneden beri de bu partiye gönül vermiş biriyim. Araştırsınlar. Kendiler gibi sonradan da yaldan tutma değil. 18 yaşından belli bu partiye gönül vermiş bir kişi. 2023 gelirse? Gelirse biz aynı kendilerin yaptıklarını bize, biz de kendilere yapacağız. Sizi tanıyorum. Efendim ben burada evim var. Bizde geceleri lamba yok. Çocuklarımız dışarıya çıkmaya korkuyorlar. Niye lamba yok? Yok işte burada iş sahası olduğu için. Elektrik lambaları yok, aydınlatma lambaları yok. O yönden biraz mağduruz. Akşamları buralar işsiz oluyor. İşte burada esnaflar gitti. Kalmadı esnaf. Esnaf kalmadı. Böyle teklem esnaflar var. Bunların da bazı şeyleri giderilmedi. Mağduriyetlere giderilmedi. Aha bayram geliyor. Millet işte perişan olacak. Evlerine kurbanlık alacaklar. Çocukların ihtiyaçlarını giderecekler. Yani bu esnaflar da haklı yani. Tabii haklı, haklı. Biz burada evimiz var ama işte çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Çocuklar okula gidip gelirken rahatça gidip gelemiyorlar. Peki 18 gün oldu. Evet. Hayrettin Güngör'ün söz verdi. Evet. Geçti. 90 günde bitecek dedi. Evet. İnanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Çünkü çalışmalar gayet güzel. Bu çalışan ekibe de teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel çalışıyorlar. Yani hiç durmaksızın pazarlarda çalışıyorlar. İnşallah biter. Benim temennim öyle. Biter mi? Biter. Biter. Çalışılır. Şantiye güzel çalışıyor ama belediye çalışmıyor. Altyapı yok. Daha geçen baza benim dükkanım su bastı. Ha çekebilirsin. Bak şeyler görüyor musun? Buradan evet. Ben çamur temizledim. Anahat mı patladı? Tabii anahat patladı. Şuradan çıktı. Ben geçen buradan neredeyse dükkanı komple çamur temizledim. Peki delikanlı sen bir şey söylemek ister misin? Vallahi ben şahsen inanmıyorum buranın 90 günde biteceğine. İnanmıyorsun. İnanmıyorum. Çünkü neden bu kadar kısa bir süre verdiler? Bu belediye burayı yapmadı. Çünkü seçim geliyor. 5 yılda bir seçim oluyor. Fakat bura bu zamana kalmayacaktı. Bir
genel gündemdeydi yani burası. Ama bu zamana kalmayacaktı. Bu zamana koydular ki seçim geliyor. Seçim vakti geldiğinde çalışmaya başlıyorlar. Amca dedi ki, Ahmet amca, altyapı yok dedi. Yapılmadı. Elektrik, su yapılmadı dedi. Şimdi bir projede altyapı yapılmadan üst yapıyı yapıp sonradan tekrar yıkıp yapma olayı olursa vatandaş olarak ne söylersiniz? Yani bu iş bir kere yapılıyor. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Ben de bir işçiyim. Ben de bir esnafım yani. Bunu yapmaya yapıyorsunuz yani. En tabanından bitirerek bitirmek nerede? Yapıp tekrar kırıp tekrar yapmak nerede yani? Bir sürü maliyetler, bir sürü zaman kaybı var. Bir sürü mağduriyet var yani. Benim düşüncem böyle. Bitmez diyorsunuz. Bitmez yani. Mümkünatı yok. Tabii ben buradan sizlerin yanında şunu söyleyeyim. Daha önceki programlarda 90 günde biterse buraya gelip Hayrettin Güngör'ü alkışlayacağım dedim. Dedim ki Mustafa Karastan olarak geleceğim, canlı yayında alkışlayacağım, tebrik edeceğim dedim. Buradan sizin yanınızda tekrar söylüyorum. Vermiş olduğu sürede eğer biterse yine alkışlayacağım. Biz de alkışlayacağız. Siz de alkışlayacağız. Evet. Ama bitmezse? Ya bitmezse yani biz de o zaman... Mesela yalancı deriz. Yalancı deriz. Evet. Söz ağızdan çıkar. Söz ağızdan çıkar. Babana rahmet. Bitmezse? Aynen. Ahmet abi. Ahmet abiye katılıyorsun. Evet. İnşallah biter. İnşallah biter. Temennimiz bitmesi yanında. Yani böyle bir sürüncemede kalmasın. Zorluklar olabilir. İnşallah onlar da sabırla bitireceğiz. Biter inşallah. Peki. Evet sevgili seyirciler. İşte halk konuşuyor. Biz de mikrofon uzatıyoruz. Kendiler dile getiriyor. Evet şöyle aşağıya doğru gidelim. Aşağıdaki esnaflara da birkaç soru soralım. Önce yayınıza girdiğiniz için, yayına beni kabul ettiğiniz için sizin televizyonunuza teşekkür ediyorum. İsim soy isim. İsmim Ökkeş, soy ismim Daydaylıoğlu. Ökkeş şu, abi. Şu mülkiyetin sahibiyim. Şu aşağı kuaföre kadar. Buraların iş yerinin sahibisiniz. İş yeri sahibiyim. Bu hepsi iş yerinde, kapalı. Hepsi de kapalı. Bu iş yerlerindeki kiracılarımın hepsi de çıktı. Bu yol yapılıyor diye. Bu yol yapılıyor diyerekten çıktı. Arkadaşlarım da hepsi de canlı şahit. Buradan ayrıldıklarında. Peki Büyükşehir Belediyesi hiçbir mağduriyetinizi. Hiçbir şey. Ben de gidip de ne tenezzül ettim. Söylemediniz. Ne de söyledim, ne de tenezzül ettim, ne de bilmem ne ettim. Ama yazıklar olsun diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Şimdi Ökkeş abi biraz önce Sayın Bakan geldiğinde biz oraya giderken gidip çekmeyin. Çekerseniz tutuklarlar, alırlar dediniz. Bunu neye istinaden dediniz? Yani Türkiye'nin geldiği şu noktada ben bir vatandaş olarak derdini anlatamayacak mı? Ben korkuyum kardeşim. Hiçbir şeyde, her şeyden korkuyorum ben. Bitti yani ben korkuyum. Sen korkuyorsun. Ben bir şey diyemiyorum. Ben korkuyorum. Bir yani, kelime de söyleyemiyorum. Yani böyle halk abi olarak... ben korkuyorum. Her şeyden korkuyorum ben. Peki. Evet sevgili seyirciler. Bir nebze sözün bittiği yer yani Ökkeş abim diyor ki buraların sahibiyim. İş yeri oturan kiracılar gitti. Mağduriyetimiz giderilmedi. Korkuyorum diyor. Ne diyelim bir üstteki vatandaşa gidelim. Oradaki o sorunu bir dinleyelim. Evet bir üst esnaf arkadaşın yanındayız. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben... Büyükşehir Belediyesi'nden zoraki emekli edilmiş toporaf olarak görev yapan Ali Kesici. Zoraki. Kim etti? Hayrettin Bey. Sürgün edildim ben. Sürgün edildim emekli olmam için. 9000'i askerlikle bile dolduramadığım halde sürgün edildim emekli olmam için 13 Mayıs 2020'de. Emekli oldun. Evet. Zoraki. Burada oğlumla beraber şurayı kurdum. Ama ben bu şeyden dolayı durum ortada bir aydır daha siftah etmedim. Bir aydır. Nasıl edeceksin? Müşteri gelmezse yol... Ne belediye başkanı, ne belediye öncümeni, ne Allah'ın bir AK Partilisi, ne bakanı, hiç kimse gelip haliniz nice diye de sormadı. Sormadı. O aşağıda yapılan şovların hepsi hikaye. Ha, sormadı. O şovların hepsi bir hesabını sorar. Hepsi hikaye. Durum ortada gördüğünüz gibi. Bak dükkanımın hali ne araba gelebilir, ne araba gidebilir. Bir aydır da siftah etmedim. Söyleyeceklerim de bu kadar. Size de teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim.